Sevgili masal severler, kanalımıza hoş geldiniz. Masalların büyülü dünyasına gezinmek istiyorsanız yalnız değilsiniz. Bugünkü masalımız Kara Kedi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir padişahın 3 kızı varmış. Kızların 3'ü de birbirinden güzelmiş. Kızların güzellikleri dünyanın her tarafında dilden dile dolaşıyormuş. O kadar ki ayın 14'ü, günün 15'i kadar güzelmişler. Kızların 3'ü de gelinlik çağı gelmişler. Her 3'üne de evlenme teklifi için saraya başvuran delikanlıların haddi hesabı yokmuş. Kimisini padişah beğenmiyor, kimisini de valide sultan uygun bulmuyormuş. Sultan bir gün padişaha demiş ki, "Ulu Hakan'ım, bu böyle olmayacak. Kızları isteyenlerden en uygununa versek, öteki delikanlıları kırmış olacağız. Belki de kızlarımız mutlu olmayacak. İyisi mi 3 tane altın top yaptıralım?" Tellalları bağırtarak evlenmek isteyenleri 3 gün sırayla sarayın önündeki meydanda toplayalım. Kızlarımız sırasıyla altın toplarını atsınlar. Top kime rastlarsa kızlarımızı onlara verelim. Buna hiç kimsenin bir diyeceği olmaz. Kızlarımız da talihlerine razı olarak yuvalarını kurarlar. Bu güzel fikri padişah uygun bulmuş. Hemen kızlarını yanına çağırtarak verdikleri kararı bildirmiş. Sonra sarayın has kuyumcusunu isteterek 2 güne kadar 3 tane altın top yapmasını emretmiş. Toplar hazır olunca memleketin her tarafında tellallar bağırtmaya başlamış. Tellallar, "Ey ahali, duyduk dumadık demeyin. Padişahımız 3 kızını da evlendirecek. Ayın son perşembe günü büyük kızı, cuma günü ortanca kızı, cumartesi günü de küçük kızı sarayın balkonundan birer altın top atacaklar. Toplar kimlere rastlarsa padişahımız kızlarını onlara verecek. Evlenmek isteyenler o günlerde sarayın önünde toplansınlar" diye bağırıyorlarmış. Evlenmek isteyenleri bir heyecandır almış. Herkes içinden "Ah top bana rastlasa" deyip duruyormuş. Nihayet ayın son perşembesi gelip çatmış. Sarayın önü adeta bir bayram yerine benziyormuş. Delikanlılar en güzel elbiselerini giymişler. Padişahın büyük kızının altın topu atmasını beklemeye başlamışlar. Derken padişah, sultan ve 3 kızı sarayın balkonunda görünmüş. Halkın coşkun sevgi gösterileri arasında herkesi selamladıktan sonra büyük kız altın topu alarak balkondan meydana fırlatmış. Top kimseye çarpmadan yuvarlana yuvarlana sarayın karşısındaki viran bir kulübeyi vurarak orada durmuş. Meydandakiler buna razı olmamışlar. Bağırarak çağırarak itiraz edince padişah kızına topu bir daha atmasını söylemiş. Topu alıp getirmişler. Kız bir daha atmış. Herkes büyük bir dikkatle top nereye gidecek diye bakarken yine yuvarlana yuvarlana o kulübeye gidip durmaz mı? Bu sefer de itiraz etmişler. Padişah hak oyunu 3'tür diye topu bir daha attırmış. Altın top 3.sünde de aynı kulübeye gidip durmuş. Orada kalmış. Artık bu sefer kimse bir şey diyememiş. Dağılmışlar. Büyük kız da "Ne yapalım? Kısmetim orada imiş" demiş. Balkondan içeriye girmişler. Padişahın emriyle sarayın halaylıkları toplanarak büyük kızı süslemeye başlamışlar. Gelin elbisesini giydirmişler. Tellerini, duvaklarını takmışlar. Sonra bir arabaya koyarak sarayın karşısındaki kulübenin önüne götürüp oraya indirmişler. Kızcağız doğruca kulübenin kapısına gitmiş. Kalbi çarpa çarpa açarak içeri girmiş. Bir kenara oturup beklemeye başlamış. Beklemiş, beklemiş, beklemiş. Ne gelen var ne de giden. Canı sıkılmış. Kalkıp dolaşmaya başlamış. O sırada gözüne bir kapı ilişmiş. Şöyle eliyle iterek açmış. Bir de ne görsün?
İçerisi koskocaman bir saray. Hem öyle bir saray, öyle bir saray ki babasının sarayı bunun yanında küçücük bir ev kadar kalırmış. İçeriye girerek etrafa hayran hayran bakmaya, yavaş yavaş dolaşmaya başlamış. Nereye baksa şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalıyormuş. Çünkü bütün gözüne ilişen eşyalar, yakut, zümrüt, elmas, inci ve altın gibi çok değerli taşlardan, madenlerden yapılmış. Kocaman mermer deliklerin etrafları hep altın kuşaklarla süslüymüş. Ayrıca üzerlerinde değerli taşlar çakılıymış. Odalar, koridorlar hep renkli mermer taşlardan yapılmış. Kızcağız sağına bakıp şaşırıyor, soluna bakıp şaşırıyormuş. Kendi kendine, babam bu ülkenin padişahı olduğu halde bu kadar zengin değil diyormuş. Şaşkın şaşkın dolaşıp dururken oracıkta bir kara kedi peydahlanmış. Onun arkasından gelmeye başlamış. Nereye gitse kedi de beraber geliyor, yanından ayrılmıyormuş. Sultanın buna fena halde canı sıkılmış. Kediyi kovmuş. Hayvan bir aralık kaybolsa da yine gelmiş. Sultanla beraber dolaşmaya başlamış. Kızın bu sefer canı daha çok sıkılmış. Kara kediyi tuttuğu gibi bir temiz dayak atmış. Kedi de canının acısından bağıra bağıra gidip kaybolmuş. Kedi gidince sultan bir kapının önünde durmuş. Kapının altının tokmağını çevirerek içeri girmiş. Bir de odaya bakmış ki ortada zengin, çok güzel hazırlanmış bir sofra duruyor. Üzerinde çeşit çeşit meyveler, türlü türlü meyveler, kuş sütüne varıncaya kadar her şey varmış. Varmış ama burada da görünürde kimsecikler yokmuş. Etrafına göz gezdirmeye başlamış. Burası da elmas, zümrüt, yakut gibi taşlarla süslüymüş. Yerde ipek halılar, pencerelerde en seçme Hint ipeklerinden perdeler, sedirlerde renkleri göz alan atlas kumaşlar varmış. Masanın üzerindeki altın tabaklar, billur bardaklar insanın gözlerini kamaştırıyormuş. Sultan bakmış, bakmış, kimseciklerin göründüğü yok. Sofraya oturmuş, yemek yemeye başlamış. Tam bu sırada kara kedi yine gelmiş. Sultan'ı ayaklarına sürtünüyor, ona adeta yalvarıyormuş. Sultan kediye fena halde kızmış. Kalkmış, yine bir güzel dayak attıktan sonra odanın kapısını açarak hayvanı dışarıya fırlatmış. Kapıyı da kilitlemiş. Sultan karnını iyice doyurduktan sonra çekilip bir köşeye oturmuş. Vakit akşam olduğundan etraf kararmaya başlamış. Sultan karanlıkta ben ne yapacağım şimdi diye düşünürken masanın üzerindeki mumlar kendiliğinden yanmışlar. Bunu görünce sultan ne yapacağını şaşırmış. Uykusu da iyice gelmez mi? Kalkıp odadan çıkmış. Koridorda yürümeye, odaların kapılarını birer birer açarak bakmaya başlamış. Her kapısını açtığı oda bir öncekinden daha güzel, daha süslü, daha çekiciymiş. Hepsinde de mumlar yanıyor. Fakat ortalarda kimsecikler görünmüyormuş. Nihayet en son açtığı kapının önünde durarak içerisini hayran hayran seyre dalmış. Burası babasının sarayında bile görmediği kadar güzel bir yatak odasıymış. Pırıl pırıl cilalı, ceviz ağacından yapılmış, oymalı bir karyola odanın bir köşesinde duruyor. Üzerindeki altın sırmalarla işlenmiş kırmızı atlas yorgan gözleri kamaştırıyormuş. Yerlerde bir karış kalınlığında acem halıları varmış. Karyolanın etekliği, yastıklar hep yakutlarla süslüymüş. Kristal şamdanlardaki mumlar göz kamaştırıyor. Kocaman kocaman pencerelerde yerlere kadar sarkan koyu kırmızı renkli kadife perdeler odaya başka bir güzellik veriyormuş. Altın işlemeli terlikler karyolanın ayak ucunda duruyor, sahibini bekliyormuş. Uykusu gözlerinden akan sultan bu güzellikler karşısına dayanamayarak içeriye girmiş. Karyolanın ayak ucundaki kırmızı ipekliden bir bohça içinde duran mavi ipekliden geceliği alarak giymiş. Yatağa girerek yatmış. Çok geçmeden uykusunun arasında
bir takım gürültüler duyan sultan uyanmış. Uyanır uyanmaz gürültü daha da çoğalmış. Dışarıda fırtına gibi bir rüzgar esiyor, birbiri arkasına şimşekler çakıyor, yer yerinden oynuyormuş. Zavallı sultan ne yapacağını şaşırmış. Derken kapılar kendi kendine hızla açılıp kapanmaya, pencerelerin camları kırılmaya başlamış. Korkusundan yatağın içine iyice saklanan sultan böylece beklemeye koyulmuş. Gürültü, fırtına, şimşekler durmadan devam ediyor, azalacağı yerde gitgide çoğalıyormuş. Böylece etraf aydınlanmaya başlamış. Biraz sonra gürültüler azalmış. Sabahı dar eden sultan yataktan fırladığı gibi odadan çıkmış. Koridorlardan koşarak geçmiş. Sokağa çıkarak hızla koşup kendisini babasının sarayına dar atmış. Başından geçen kötü olayı babasına, annesine, kardeşlerine bir bir anlatmış. Ama sarayın güzelliğinden hiç söz etmemiş. Biz gelelim ortanca kıza. O gün altın topu atmak sırası ondaymış. Evlenmek isteyen delikanlılar yine güzel elbiselerini giyerek sarayın önünde toplanmışlar. Padişahla sultan ve kızları balkona çıkmış. Ortanca kız altın topu balkondan kalabalığa doğru fırlatmış. Top kalabalık içinde hiç kimseye çarpmamış. Yuvarlana yuvarlana yine gidip karşı viran kulübenin kapısına çarparak orada durmuş. Bir gün önce olduğu gibi gençler buna razı olmamışlar. Topun bir daha atılmasını isteyeriz diye bağırmaya başlamışlar. Padişah çaresiz razı olmuş. Topu getirmişler. Ortanca kız bir daha atmış. Aksiliğe bakın ki top yine kulübeye gidip çarpmaz mı? Halk yine itiraz etmiş. Halk oyu üçtür. Bir daha atılması gerek demiş. Padişah halkın dileğini yerine getirmiş. Altın topu kızına tekrar attırmış. Fakat ne yapılsa kısmetten öteye geçilmez. Top yine aynı kulübeye gidip çarpmış, orada kalmış. Bu aksiliğe fena halde canı sıkılan halk söylene söylene oradan dağıtılmış. Ortanca kız da ne yapalım, benim kısmetim de o kulübede demiş. Cariyeler hemen onu da hazırlamışlar. Tellemişler, duvaklamışlar. Gelin kıyafetine sokarak götürüp o kulübenin kapısından içeri bırakmışlar. Kulübede bir zaman oturduktan sonra gözüne bir kapı ilişmiş. Kalkıp açmış. Açar açmaz gördüğü göz kamaştırıcı şeyler karşısında onun da ablası gibi ağzı bir karış açık kalmış. Kapıdan içeriye girerek babasının sarayına hiç benzemeyen bu eşsiz sarayın koridorunda yürümeye başlamış. Hem yürüyor hem de etrafına hayran hayran bakıyormuş. Böyle yavaş yavaş giderken yanında bir kara kedi peydahlanmış. Etrafında dolaşmaya, bacaklarına, eteklerine sürtünmeye başlamış. Onun da ablası gibi bu kara kediye canı çok sıkılmış. Kediyi kovmuş ama kedi gitmemiş. Yine onunla beraber yürüyormuş. Bu sefer sultan tutup kediye iyice bir dayak atmış. Kedi acı acı bağırarak yanından uzaklaşmış. Sultan kediden kurtulunca yürümeye devam etmiş. Nihayet kapısı aralık bir odanın önünde durmuş. Burası yemek odasıymış. Ortada masanın üzerinde her şey varmış. Çeşit çeşit taze pişmiş duman üzerinde yemekler, o güne kadar görülmemiş meyveler, tatlılar sıra sıra duruyormuş. Odanın eşyalarına, döşemesine, süslerine pek bayılan sultan, karnını da iyice acıktığını hissederek içeri girmiş. Hemen sofranın başına oturarak karnını güzelce doyurmaya başlamış. O böyle tatlı tatlı yemek yerken kara kedi yine görünmüş. Sultanın yüzüne yalvarır gibi bakarak miyavlıyor, bacaklarına, eteklerine sürtünüyor, ondan adeta yemek istiyormuş. Peşini bir türlü bırakmayan bu kara kediye sultan bu sefer öyle kızmış, öyle kızmış ki yerinden kalktığı gibi zavallı hayvana tekme tokat, adam akıllı bir dayak atmış. Sonra da onu kapıdan dışarıya fırlatmış. Hayvancağız yine acı acı bağırarak gidip kaybolmuş. Sultan karnını doyurduktan sonra havanın yavaş yavaş kararmaya başladığını fark etmiş. Tam bu sırada masanın üzerindeki mumlar kendi kendilerine yanmışlar. Sultan birdenbire niye uğradığını anlayamamış. Uykuda gözlerinden akıyormuş.
yerinden kalkarak dışarı çıkmış, yürümeye başlamış. Önüne gelen odaların kapılarını açıyor. Atlas ve ipek kumaşlarla süslü, elmas, altın, yakut ve zümrüt kakmalı döşemeleri, kristal avizeleri, ipek halıları, mermer sütunları uzun uzun seyretmeden geçemiyormuş. Nihayet o da ablası gibi yatak odasının önünde durmuş. Artık uykusu da iyiden iyiye bastırmış. İçeri girip kendini yatağa dar atmış. Hemen uykuya dalmış. Uykusunun en tatlı bir anında gürültüyle uyanmış. Pencereler hızla açılıp kapanıyor. Kapılar birbirine vuruyor. Şimşekler çakıyor. Gök durmadan gürlüyor. Yer yerinden oynuyormuş. Yatağın içinde büzülmüş. Yorganı kafasına çekmiş. Korkudan tir tir titreyerek sabahı beklemeye başlamış. Ortalık aydınlanır aydınlanmaz gürültüler de durmuş. Sultan hemen kalkmış. Saraydan koşarak çıkmış. Kendisini babasının sarayına dar atmış. Başından geçen kötü olayı o da anlatmış. Babasına, annesine, kardeşine olanları bir bir söylemiş. Ama sarayın güzelliğinden hiç söz etmemiş. O gün altın topu atmak sırası küçük kızdaymış. En küçük kız altın topu atmak üzere balkona çıkmış. Önceden haberli olan delikanlılar yine güzelce giyinmiş, süslenmiş. Sarayın önündeki meydanda bekliyorlarmış. Padişah, sultan ana, büyük ve ortanca kız da balkondaymış. Küçük kızdan başka altın top atacak kimse kalmadığı için herkes çok heyecanlıymış. Küçük kız altın topunu var kuvvetiyle savurmuş. Meydandaki bütün insanların başı altın topu takip ediyormuş. Top hiç kimseye dokunmadan yine gide gide o kulübeye gidip durmuş. Bir anda meydandakiler kıyameti koparmışlar. Biz bundan bir şey anlamadık. Bütün atılan toplar oraya gidiyor. Kabul etmeyiz. Bir daha atılacak, bir daha diye bağırışmaya başlamışlar. Padişah halka eliyle peki işareti yapmış. Altın topu alıp gelmişler. Küçük kız tekrar balkonun önüne gelerek topu var kuvvetiyle halkın üzerine doğru fırlatmış. Fakat hayret, sanki kanatlıymış gibi top atıldığı yere gideceği yerde havada yol değiştiriyor, kulübeye yöneliyormuş. Biraz sonra herkes topu yine kulübenin önünde aynı yerde görmüş. Halk her sefer olduğu gibi bunu da kabul etmemiş. Halk oyunu üçtür diye padişah altın topu bir kere daha atması için kızına vermiş. Küçük kız da iyice heyecanlanmış. Kendi kısmetinin de kulübede olduğunu hissetmeye başlamış. Ama ümit bu. Belki bu sefer topu birisine rastlatırım diye altın topu tam kalabalığın ortasına doğru yavaşça atmış. Top kalabalığın ortasına düşmüş. Fakat hiç kimseye değmemiş. O kadar kalabalığın içinden kimseye değmeden yuvarlana yuvarlana doğruca gidip yine kulübenin önünde durmuş. Meydandakiler bu sefer diyecek bir şey bulamamışlar. Ama üzüntülü üzüntülü oradan uzaklaşmaya başlamışlar. Balkondan içeriye girdikleri zaman ablaları başlarına gelen kötü olayı küçük kardeşlerine bir kere daha anlatmışsalar da o hiçbirisini dinlememiş. Onu da güzelce telleyip duvaklamışlar. Götürüp kulübenin kapısına bırakmışlar. Kapıyı açarak içeri girmiş. Kulübede dolaşmaya başlamış. Gözüne bir kapı ilişmiş. Kapıyı bir de ittirmiş ne görsün? Göz kamaştıran, parmak ısırtan bir saray. Meğer ablaları ona burasının güzelliklerinden, nasıl bir yer olduğundan hiç bahsetmemiş. Bu güzellikler karşısında parmağı ağzında kalmış. Telini duvağını toparlayarak sarayı gezmeye başlamış. Kendi kendine, ne var da ablalarım bu kadar güzel bir saraydan kaçtılar sanki demiş. Hem dolaşıyor hem de gördüğü güzel şeyler hoşuna giderek, İyi ki kısmetime razı oldum, bu kadar güzel bir yere geldim diyormuş. Böylece dolaşırken yanında bir kara kedi görünmüş. Kara kedi onunla beraber yürüyor, bazen ayaklarına sürtünüyormuş. Kara kedi küçük sultanın o kadar hoşuna gitmiş ki, ''Aa, burada yalnız değilim.'' demiş. ''Ne iyi, bir de arkadaşım var.'' Sonra kediyi kucağına alarak, ''Benim zümrüt gözlüm, güzel tüylüm, arabım,
sen ne kadar şeker şeysin böyle diye sevmeye başlamış. Kara kedi de kendisini dövecek yerde seven bu iyi yürekli küçük sultanı pek sevmiş. Hemen onun omzuna sıçramış. Küçük sultan da kara kedinin bu yakınlığından pek hoşlanmış. O omzunda olduğu halde beraberce yürümeye başlamışlar. Gördüğü şeylerin güzelliğine şaşırıyor, rüyasında bile rastlamadığı bir saraya geldiği için seviniyormuş. Geze geze yemek odasının önüne gelmiş. Kapı aralıkmış. Sofrada taze pişmiş yemekler görünüyor, güzel kokuları dışarı kadar yayılıyormuş. Küçük sultan odanın kapısını iyice itmiş. Sofranın üzerinde neler yokmuş neler. Baktıkça iştaha geliyor, karnının acıktığını hissediyormuş. Kara kediyle beraber içeriye girip sofranın başına oturmuş. Önündeki yemekten bir lokma kendisi alıyor, bir lokma da yanında bekleyen kediye veriyormuş. Kara kedi verilen her lokmayı alıyor, sevincinden kızın eteklerine sürtünüyormuş. Küçük sultan hangi yemekten aldıysa kediye de ondan yediriyormuş. Onu hiç ayırmamış. Böylece küçük sultanla kara kedi karınlarını güzelce doyurmuşlar. Hava iyice kararmaya başlamış. Sofradaki mumlar kendi kendilerine yanmış. Bu olay küçük sultanı hem şaşırtmış hem de sevindirmiş. Böyle sihirli şeylere bayılırmış. Otura otura sıkılmış. Yavaş yavaş uykusu da gelmeye başlamış. Yerinden kalkarak dışarı çıkmış. Koridorda yürümeye koyulmuş. Gördüğü şeye durup durup bakıyor. Odaların göz kamaştırıcı manzaralarına dakikalarca bakmaya doyamıyormuş. Böylece yatak odasına kadar gelmiş. Kara kedi de yanından ayrılmıyormuş. Bazen yürüyor, bazen de küçük sultanın omuzuna sıçrayarak öyle gidiyormuş. Sultan odanın perdelerine, döşemelerine, halılarına, şamdanlarına, yatağa bayılmış kendi kendine. Hey Allah'ım demiş, böyle yeryüzünde bir eşinin daha bulunmaması zor olan bu güzel sarayda neden bir insan yok? Her şey tamam da sarayın sahibi nerede? Sonra soyunup yatağa girmiş. Kara kediyi de koynuna almış. Beraberce uyumuşlar. Küçük sultan sabaha kadar uyanmamış. Rahat bir gece geçirdikten sonra sabahleyin gözünü açtığı zaman bir de ne görsün? Odada rengarenk ipekli elbiseler içinde birbirinden güzel cariyeler, halaylıklar birer heykel gibi duruyorlar. Birinin elinde altın iplik, birinde altın tas, bir başkasında inci ve altın sırmalarla işlenmiş havlu duruyormuş. Meğer küçük sultanın uyanmasını bekliyorlarmış. Bir de yanına bakmış ki kara kedi yok. Buna fena halde canı sıkılmış. Cariyelere benim sevgili arkadaşım nerede diye sormuş. Fakat cariyelerin hiçbiri cevap vermemiş. Sanki hepsi de dilsizmiş. Ne yaptı, ne ettiyse cariyeleri konuşturamamış. Küçük sultanın her dediğini anlıyorlar, her hizmetini görüyorlar. Fakat bir tek kelime bile söylemiyorlarmış. Küçük sultan bu eşsiz sarayda iki gece geçirmiş. Akşam olunca kara kediyle buluşup geziyor. Yemekten sonra onunla beraber yatıyormuş. Fakat sabah olunca yanında kediyi bulamıyormuş. Cariyelere sorduğu şeylere de cevap alamıyormuş. Her sabah uyandığı zaman güler yüzlü, güzel cariyeleri karşısında başka başka elbiseler içinde buluyormuş. Nihayet üçüncü gün olmuş. Küçük sultan akşam yatağına yatarken kendi kendine "Bu akşam uyur gibi yapıp da uyumayayım. Kedi bakalım nereye gidiyor?" demiş. Yatağın içinde uyur gibi yapmış. Gözlerini kapayarak hareketsiz kalmış. Kara kedi her akşamki gibi kendisiyle beraber yatıyormuş. Acaba ne olacak diye küçük sultan heyecan içinde bekliyormuş. Uyumamak için bazen gözlerini hafifçe aralayarak etrafa bakınıyormuş. Fakat uyku da iyice bastırmış. Nihayet gece yarısına doğru pat diye bir şey olmuş. Küçük sultan yattığı yerden başını hafifçe kaldırarak bir de bakmış ki kara kedi yataktan atlamış. Gözlerini aralayarak kara kedinin hareketlerini takibe koyulmuş. Kara kedi odanın içinde şöyle bir dolaşmış. Kapıya, pencerelere bakmış. Sonra yatağa sıçrayarak
küçük sultanın yüzüne uzun uzun bakıp onun uyuyup uyumadığını incelemiş. Uyuduğuna inanarak tekrar yere atlamış. Odanın ortasında durarak 3 defa silkinmiş. 3. silkinişinden sonra küçük sultan bir de ne görsün? Odanın içinde kara kedi yok olmuş. Hemen onun yerinde uzun boylu, çok yakışıklı, günün 15'i kadar güzel bir delikanlı belirmiş. Küçük sultanın heyecanı büsbütün artmış içinden. Altın topun 3 kere de bu kulübenin kapısına gelip durmasının bir sebebi varmış. Demek ki benim kısmetim eşim bu delikanlıymış demiş. Odanın ortasındaki delikanlı üzerindeki ipekli elbiselerini düzeltirken küçük sultan birdenbire yatağın içinde doğrularak yere atlamış. Güzel delikanlı hem korkmuş hem de ne yapacağına şaşırmış. Ey kara kedi, sen bir insanoğlu idin de niye şimdiye kadar kendini bana bildirmedin? Şaşkınlığı geçen delikanlı, sultanım demiş, her şeyin bir zamanı vardır. Ben de size kendimi bildirecektim. Madem ki artık öğrendiniz, bundan sonra ölünceye kadar beraberiz. Siz bundan böyle benim hayat arkadaşım, sevgili eşimsiniz. Yalnız gündüzleri sizin yanınızda bulunamayacağım. Ancak geceleri gelebilirim. Bu sözleri canı sıkılan sultan, anlayamadım demiş. Bu nasıl şey böyle? Niçin gündüzleri yanımda olmayacakmışsın? Güzel delikanlı gülerek cevap vermiş. Acele etmeyin sultanım, zamanı gelince onu da anlarsınız. Sultan yine, peki demiş. Cariler benimle hala konuşmayacaklar mı? Delikanlı gülmüş. Demiş ki, konuşmaz olurlar mı? Artık onların dilleri de açıldı. Bundan sonra her sorunuza cevap verecekler. Eskisi gibi her emrinizi yerine getirecekler. Delikanlının dediği gibi, ertesi günden sonra cariyeler küçük sultanın sözlerine cevap vermeye başlamışlar. Hepsinde bir başkalık seziliyormuş. Her zaman güler yüzle dolaşıyorlarmış. Sultan bir şey istemek için başını çevirdi mi yahut elini kaldırdı mı 3'ü 5'i birden koşuyormuş. Sultanımız rahatsız olmasın diye odanın içinde ayaklarının ucuna basarak yürüyorlar. Aman uykudan uyanmasın diye sessiz sessiz dolaşıyorlarmış. Böylece aradan 3-4 gün geçmiş. Küçük sultan bir akşam kocasına izin verirseniz demiş, ablalarımı çağıralım da onlara bir ziyafet verelim. Ne kadar mutlu olduğumuzu görmelerini istiyorum delikanlı. Hay hay sultanım diye karşılık vermiş. Burası sizin sarayınızdır. Ne dilerseniz yapabilirsiniz. Cariyeler, uşaklar, saray her şey emrinizdedir. Madem ki siz beni dövmediniz, kovmadınız, pis kara kedi diye yanınızdan itmediniz. Her şeyim sizin, canım da sizindir. Biz gelelim padişahın sarayına. Birkaç gündür küçük sultandan ses seda çıkmayınca ablaları onu merak etmişler. Dadı Kalfa'yı gönderip haber almaya karar vermişler. Dadı Kalfa kalkıp kulübeye gelmiş. Kapıyı çalmış. Uşaklar kapıyı açıp da Dadı Kalfa'ya kimi istediğini sormuşlar. Dadı Kalfa küçük sultanın dadısı olduğunu, onu saraydan merak ettiklerini, hatırını sormaya, halini öğrenmeye geldiğini söylemiş. Uşaklar Dadı Kalfa'yı içeriye alıp küçük sultanın yanına götürmüşler. Dadı Kalfa küçük sultana hayatta neşe ve mutluluk içinde bulunca hem hayret etmiş hem de sevincinden boynuna sarılmış. Sonra etrafta gördüğü şeyler karşısında ağzı açık kalmış. Küçük sultanın taktığı mücevherlere, parmaklarındaki pırıl pırıl yüzüklere hayran hayran bakmış. Padişah saraylarında bile bulunmayan bu kadar güzel şey karşısında gözleri kamaşıyor, dili tutulacak gibi oluyormuş. İpekli, tülden ve tüyden elbiseler içinde dolaşan halaylıklar adeta meleklere benziyorlarmış. Dadı Kalfa onlara baktıkça söyleyeceklerini unutuyormuş. Nihayet kendini toparlayarak "Sevgili sultanım" diyebilmiş. "Padişah babanız, sultan anneniz, ablalarınız hep merak içindiler. Ne halde olduğunuzu öğrenmek istediler. Sizi görüp kendilerine haber götürmem için beni gönderdiler." Küçük sultan bir kahkaha atarak "Aa, Dadı Kalfa" demiş.
Merak edecek ne var? İşte halimi görüyorsunuz. Çok mutluyum. Şehzadem de çok güzel ve iyi yürekli. Gider anlatırsın. Ablalarıma da kendilerini yarın öğle yemeğine beklediğimi söylersin. Dadı Kafa, peki sultanım demiş. Gördüklerimi anlatırım. Ablalarınıza da kendilerini yemeğe davet ettiğinizi söylerim. Sözünü bitirdikten sonra yine şaşkın şaşkın etrafına bakarak küçük sultana Allah'a ısmarladık demiş ve çıkıp gitmiş. Saraya gelince padişaha, anne sultana ve küçük sultanın ablalarına bütün gördüklerini ballandıra ballandıra anlatmış. Kızlar dadı kafanı anlattıklarını kah merakla, kah kıskançlıkla dinlemişler. Ertesi sabaha zor beklemişler. Kahvaltıdan sonra hemen padişah babalarına giderek kardeşlerini görmeye gittiklerini isteyerek izin istemişler. Giyinip kuşanarak doğruca kulübeye gitmişler. Kapıyı çalmışlar. Çok geçmeden kapı açılmış. Her taraf pırıl pırıl tertemizmiş. Uşaklar bunları içeri almışlar. Cariyeler etrafında pervane gibi dolaşıyorlar. İki kardeşin şaşkın bakışları arasında sağa sola koşuşup duruyorlarmış. Biraz sonra küçük sultan salına salına çıka gelmiş. Ablalarını güler yüzle karşılamış, her ikisine de sarılarak öpmüş. Evime hoş geldiniz diyerek yol göstermiş. Küçük sultan o kadar şık, o kadar güzel giyinmiş ki ablaları onun elbisesine, bileziklerine, kolyesine ve küpelerine hayran hayran bakıyorlar. Bazen de kıskançlıkla birbirlerini dürtüyorlarmış. Böylece koridorlardan geçmişler. Küçük sultan onları bir odaya almış. Yer gösterdikten sonra dışarıya çıkmış kendi kendine. Ah Allah'ım demiş. Kocam gündüzleri yanımda olsaydı ne iyi olurdu. Şimdi onu ablalarıma tanıtırdım. Daha sözünü bitirmeden Emret Sultanım diye bir ses işitmiş. Bir de arkasına dönüp bakmış ki kocası güler bir yüzle yanında duruyormuş. Küçük sultan sevincinden ne yapacağını şaşırmış. Ah ne iyi ettiniz de geldiniz demiş. Şimdi sizi düşünüyordum. Delikanlı Emret Sultanım demiş. Ben her vakit yanınızdayım. Madem ki beni bugün kardeşlerinize göstermek istiyorsunuz, dileğinizi yerine getireceğim. Yemek yerken ablalarınıza bahçe tarafındaki pencereye bakmalarını söylersiniz. Onlar pencereye baktıkları zaman beni göreceklerdir. Küçük sultan kocasının bu sözlerine çok sevinmiş. Hemen onun yanından ayrılarak ablaların yanına girmiş. Üç kardeş şundan bundan konuşmaya başlamışlar. Küçük sultan başından geçenleri bir bir anlatmış. Ablaları içlerinden kara kediyi dövdüklerini ve kovduklarına bin kere pişman olmuşlar. Vakit öğle olmuş. Küçük sultan el çırpmış. Birden kapı açılmış. Üç halayık içeri girmiş. Yerlere kadar eğilerek emredersiniz sultanım demişler. Küçük sultan yemek hazır mı diye sormuş. Hazırdır sultanımız demişler ve dışarı çıkmışlar. Küçük sultan ayağa kalkarak ablalarını yemek odasına buyur etmiş. Hep beraber yemek odasına girdikleri zaman küçük sultan ablalarına yerlerini göstermiş. Onlar yerlerine otururlarken sofranın zenginliği ve göz alıcılığı kıskançlıklarını biraz da arttırmış. Yemeğe başlayacakları sırada büyük ablası küçük sultana "Kardeşim demiş kocan nerede? Onu hiç görmeyecek miyiz?" Küçük sultan "Acele etme ablacığım demiş. Onu da görürsün." Yemeğin ilerlediği bir sırada küçük sultan ablalarına "Bahçemiz çok güzeldir. Gördünüz mü? Pencereler çok alçakmış. Oturdukları yerden her şey görünüyormuş." Ablaları da yerlerinden kalkmadan yan dönüp bahçe tarafındaki pencereye bakmışlar. Fakat bakmalarıyla beraber lokmaları da boğazlarında kalmış. Bir de ne görsünler? Bahçeden öyle güzel bir delikanlı geçmiş ki tarif edilemez. İki kardeş kıskançlıklarından birbirlerine dürte dürte bir hal olmuşlar. Küçük sultana söyleyecek bir laf bulamamışlar. Küçük sultan ablalarının bu hallerine şaşkın şaşkın bakıyormuş. Neden sonra tekrar yemek yemeye başladıkları zaman odaya birdenbire bir kara kedi girmiş.
Sofraya sıçradığı gibi tabaktaki hindi dolmasından büyük bir parça kaparak kaçmış. Büyük Sultan'la Ortanca Sultan niye uğradıklarını anlayamamışlar. Kedi masaya sıçradığı zaman "Ay!" diye bağırmışlar. Küçük Sultan ise hemen yerinden kalkarak kara kedinin arkasından koşmuş. Kedi kaçmış o koşmuş, kedi gitmiş o gitmiş. Bir takım koridorlardan, karanlık yerlerden, alçak kemerli aralıklardan geçmişler. Fakat sonunda Küçük Sultan yolunu kaybetmiş. Öyle bir yere gelmiş ki gidecek başka bir yer yokmuş. Etrafına bakınırken tam karşısında bir kapı gözüne ilişmiş. Korka korka o kapıya doğru gitmiş. İterek açmış. Bir de ne görsün? Odanın içinde altından bir karyola pırıl pırıl yanıyor. Karyolanın içinde melekler kadar güzel bir kadın. Uzun sırma gibi sarı saçları var. Fakat saçlarının ucu karyolanın baş tarafında duran bir gül saksının içindeki gül dalına öyle sarılmış, öyle sarılmış ki kurtarmak için çok uğraşmak gerek. Altın karyolanın yanında yine altından bir beşik varmış. Beşikte nur topu gibi bir çocuk yatıyormuş. Yüzüne güneş vurmuş. Alnından, yanaklarında boncuk gibi terler sızıyormuş. Bu yüzden durmadan ağlıyormuş. Küçük Sultan odada gördüğü şeyler karşısında ne yapacağını bir an kestirememiş. Fakat sonra çocuğun haline acımış. "Vah yavrucuğum vah, sana ne olmuş böyle, sen ne kadar da güzel bir bebeksin" diyerek hemen yanına gitmiş. Mendiliyle yavrunun terlerini silmiş. Sonra başındaki ipekli örtüyü çıkararak çocuğun yüzünü örtmüş. Küçük yavru rahata kavuşunca susmuş. Küçük Sultan oradan karyoldaki kadının yanına gitmiş. "Aman ya Rabbi, ne de güzel yaratmışsın" diyerek kadına hayran hayran bakmış. Sonra onun saçlarını gül dalından kurtarmış. Bu iş bitince yavaşçacık geriye dönmüş. Tam oda kapısından çıkacağı sırada şehzadesini karşısına bulmaz mı? Şehzade çok heyecanlanmış. "Aman sultanım, sen buralara nasıl geldin? Karyoladaki bu güzel kadın bir peri kızıdır. Eğer yataktan kalkacak olursa seni de boğar beni de. Çabuk buradan çıkalım." O sırada peri kızı karyolasından kalkmış. Şehzadeye yaklaşarak "Korkma şehzadem, korkma" demiş. "İnsanoğlunun bazısı iyi yürekli oluyor, bazısı da fena yürekli. Bu kız çok iyi yürekliymiş. Hem benim saçlarımı gül dalından kurtardı, hem de çocuğumu güneşten. Eğer iyilik yapmasaydı, burada seni de onu da sağ bırakmazdım. Madem ki iyilik yaptı, ben de buna karşılık onu sana bağışlıyorum. Sarayımdaki her şey size hediyem olsun. Burada ölünceye kadar mesut yaşayın." Peri kızı sözlerini bitirir bitirmez beşikten çocuğunu aldığı gibi gözden kaybolmuş. Peri kızı gittikten sonra şehzade derin bir oh çekerek "Hele şükür, kurtuldum" demiş. Sonra sultana dönmüş. "Sevgili sultanım" demiş. "Farkında olmadan beni büyük bir felaketten kurtardınız. Bundan sonra hiçbir şeyden korkum yoktur. Her zaman ve her yerde sizin gibi dolaşabilirim. Çünkü ben de sizin gibi bir insanoğluyum. Benim de babam padişahtır. Bir gün karşıma bu peri kızı çıktı. O zamandan beri yakamı bırakmadı. Bu saray ile içindeki eşyalar onundur. Burada gördüğüm bilezikler, yüzükler, kolyeler, küpeler, bütün mücevherler dünyada başka hiçbir hazinede yoktur. Ama görüyorsun ki yaptığın iyiliğe karşılık bunların hepsi şimdi senin oldu. Artık hiç ayrılmadan beraber yaşayacağız. Kardeşlerin de, padişah babanla, sultan annen de beni hep senin yanında görecekler. Haydi şimdi buradan çıkalım." Oradan el ele kendi odalarına koşmuşlar. Güzelce hazırlanıp hemen Küçük Sultan'ın babasının sarayına gitmişler. Küçük Sultan eşini babasına, annesine ve kardeşlerine tanıtmış. Onlara başından geçenleri anlatmış. Padişah ve sultan damatlarını pek sevmişler. Güzelce hoşbeş etmişler. O günden sonra kulübe kapısını yıktırmış, saraya göre çok gösterişli bir kapı yaptırmışlar. Günlerce süren hazırlıklardan sonra padişah küçük kızına öyle bir düğün yapmış ki 7 iklim,
dört bucakta dillere destan olmuş. Düğün tam 40 gün 40 gece sürmüş. Genç çift 41. gece evlenmiş. Onlar ermiş muradına, darısı herkesin başına. Gökten 3 elma düştü, biri benim, biri anlatanın, biri de sizlerin başına. Başka masallarda buluşmak üzere.